Günaydın. Yani şu anda sabah saat 8 ve ben yemek yapmaya giriştim. Çünkü bugün çok yoğun olacağım. Bugün yine Karadeniz bölgesine özel fasulye diplesi yapacağız. Fasulye diplesi aslında diğer adıyla da böyle pirinçli fasulye diyebiliriz. Hemen malzemelere geçiyorum. Yarım kilo fasulyeye bir su bardağı pirinç koyacağım. İnce uzun pirinçler var. Buna bir şey deniyor da adı aklımda değil. İnce uzun pirinçlerden kullanacağım. Onu hemen şöyle bırakalım. Diğer malzemelere gelelim. Fasulyeyi söyledik. İki tane soğanım var. Aslında bir tane büyük boy soğanınız varsa o da yeterli. Benim küçük olduğu için soğanlar. İki tane soğan kullanacağım. İki tane domatesim var. Biri pembe domates, biri normal domates. Onun dışında baharat olarak toz zencefil, pul biber, karabiber ve az bir şey tuz var. Tuzunu ilerleyen zamanda ayarlarız. Tereyağımız var, zeytinyağımız var ve kendi yaptığım sarımsak sosum var. Yani sarımsak da normal bir sarımsak varsa iki diş de koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz de. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Fasulye diplemiz için hemen ne yapıyoruz? Önce soğanlarımızı ince ince doğruyoruz, soyuyoruz, temizliyoruz. Sonra domateslerimizi doğruyoruz. Ve fasulyelerimizi de minik minik bıçakla olabildiğince küçük küçük keseceğiz. İlerleyen aşamada göstereceğim size. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, fasulyemizi doğradık. Nasıl doğradığımızı göstereyim. Şu boyutta küçük küçük bıçakla doğradık fasulyelerimizi ve birkaç kere güzelce yıkadık. İki tane domatesimiz vardı. Onları da doğradık. Onlar da böyle burada. Ve tenceremize soğanımızı ve zeytinyağımızı döktük. Şimdi ocağa doğru gidelim bakalım. Şimdi soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Hemen rengini vermeye başladı zaten. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sarımsak sosundan ekliyorum. Onu da güzelce kavuruyorum. Sarımsak sosu olması şart değil. İki diş sarımsakla doğrayabilirsiniz veya sarımsak sevmiyorsanız hiçbir şey eklemeyebilirsiniz de arkadaşlar. Soğan ve sarımsaklarımız kavruldu. Şimdi bu aşamadan sonra ekliyoruz. Şimdi domateslerden sonra fasulyelerimizi zaten güzelce yıkadık. Tekrar bir su içine bırakmıştık. Böyle tekrar yıkaya yıkaya hemen tenceremize aktarıyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce. Ay, bu da kayıyor böyle. Şimdi arkadaşlar fasulyemizi de ekledik. Ve üzerine tuzumu ve baharatlarımı ekliyorum. Hiç su koymadık arkadaşlar. Şimdi şöyle tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bir 10 dakika kadar fasulyelerimizi pişiriyoruz. Sonra devam edeceğiz bakalım. Şöyle bir bakıyoruz. Yemeğimiz suyunu çekmiş. Hemen dibini tutmadan biz şöyle büyük su bardağıyla bir su bardağı su ekliyoruz arkadaşlar. Sonra
Şöyle pirincimi ekledim. Bir de tereyağı ekleyeceğim de tereyağını çıkaramadım. Dur bakalım. Evet, şöyle bir yemek kaşığı kadar var herhalde. Tereyağımı da eklerim arkadaşlar. Şimdi fasulye diplemimizin bütün malzemelerini eklemiş oluyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonra da tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Pirinçler pişene kadar pişiriyoruz. Ondan sonra da servise geçeceğiz. Hadi bakalım. Ta-ta-ta-tam. Ay çok güzel görünüyor. Çok da acıktık. Hemen servise geçiyoruz arkadaşlar. Zeytinyağlı fasulye diplemiz pişti. Suyunu tamamen çekti arkadaşlar. Görüyorsunuz hiç su yok. Soğuttuk. Yani tam da soğuk değil de ılık işte. Şöyle tekrar bir soğuk sıkım zeytinyağından şöyle güzel bir gezdirdim arkadaşlar. Acıkmaya da başladım. Bunu isterseniz yoğurtla da yiyebilirsiniz. Gerçekten yapın yapın yiyin. Hemen şöyle servis tabağına alacağım arkadaşlar. Mis gibi koktu yani, güzel güzel. Gerçi acıkınca insana böyle bütün yemekler güzel kokuyor. Şöyle. Fazla da abartmayalım porsiyonları da. Yani normal kendim için koydum. Yanına yoğurt da alabilirim belki. Şöyle tekrar zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Hemen bir koşu balkondan, saksıdan nane kopardım. Ya nane de böyle çok sevdiğim bir aroması var. Bakayım. Oldu bence. Evet arkadaşlar, fasulye diplemiz hazır. Tarifim bu kadardı arkadaşlar. Bu yazın bol bol yapın yapın tüketin. Karadeniz yemekleri her zaman çok lezzetli oluyor. Siz de yapın. Bilmeyenler varsa hemen denesin bence. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Aslında bir bakıma pilavlı fasulye de diyebiliriz. Ya da pilavlı taze fasulye. Öyle de denebilir. Ama yemeğin adı fasulye diblesi olduğu için biz fasulye diblesi olarak devam edelim. Tarifimi beğendiyseniz arkadaşlar beğendiğime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmediğime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.